yerinden usulca doğruldu. Karnında taşıdığı emanete dokundu. Gözlerindeki yaşlar durmadan akmaya devam ediyordu. İç çekişlerinin sesi oldukça gürültülüydü lakin kendisinden başkası duyamazdı. Hiçbir şey yiyesi yoktu. Kesmişti umudunu her şeyden, çekmişti elini eteğini yaşamından. Yavrusunun hakkına girmemek için zoraki girdi mutfağa. Bir iki lokma peynir zeytin yedi ve su içip ayrıldı. Eşi için kahvaltı hazırlamaya bile hali yoktu. Az sonra dış kapının sesi geldi. Eşi anahtarla girmişti içeri. Elinde sıcacık simitler vardı. Selamünaleyküm. Cancağızım bak sana ne aldım. Hem de en sevdiğin simitçiden. Çıtır çıtır. Hadi çay koyup yiyelim hemen. Sen de hazırlamayla uğraşmamış olursun. Fatıma Kübra'da tık yoktu. Donuk şekilde eşine bakıyordu. Hiçbir şey demeden çayı demlemeye koyuldu. Ali Hamza'nın içi kan ağlıyordu. Neşesiyle, esprileriyle, çocuksu şakalarıyla evi şenlendiren, her gün çocuklara dini eğitim veren biricik eşi gitmiş, yerine başkası gelmiş gibiydi. Simitleri masaya koydu. Can yoldaşının omzuna dokunarak sarıldı. ''Neyin var canım, hasta mısın? Ya da istemeden kırdım mı seni?'' Eşinin ellerini omzundan çekip domatesleri yıkamaya başladı. Gözlerinden akan yaşları görsün istemiyordu. Suskunluğunu içine akıta akıta yaşamaya çalışıyordu. ''Peki bir tanem, nasıl istersen öyle olsun. Konuşmak istediğin zaman ben buradayım.'' Gebe olduğu için fazla gitmek istemiyordu üstüne Ali Hamza. Doğumdan sonra düzeleceğini hayal ederek dua ediyordu yalnızca. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordur diye düşünerek empati kurmaya çalışıyordu. Eski eşini çok özlese dahi yapmak zorundaydı bunu. Sessizce salona geçip karyolaya oturdu. Sofra hazırdı. İçeriye geçip eşine hazır demek bile istemiyordu. Belki gelir bakar diye bekledi. Gelmeyince seslenmek için salona doğru yürüdü. Ali Hamza uyuyakalmıştı. Eşinin yanına gelip içli içli ağladı. Sesinin duyulmaması için eliyle ağzını kapattı. Ellerini tutup öptü. Öptükçe daha çok ağladı. Elinin üzerine başını koyup bir süre öylece durdu. Daha sonra ayaklanmaya çalıştı. Elbisesine takılıp sendeleyince Ali Hamza gözlerini açtı. ''Fatıma'm, iyi misin?'' ''Sofra hazır.'' demeye gelmiştim. Arkasını dönüp apar topar gözyaşlarını sildi. Ali Hamza yanına gelerek önünü kendisine doğru çevirdi. ''Canım yanıyor Fatıma'm, hissediyor musun? Sen varken sensizlik çekiyorum. Varlığınla yokluğun tanışmış bana düşmanlık yapıyor gibiler. Neden Kübra'm, neden canım Fatıma'm, neden?'' Hayatının aşkı konuştukça canı daha çok yanan Fatıma'nın aniden gelen sancısı tüm havayı değiştirmişti. Kısık sesle bağırmaya çalışıyor, ecel teri döküyordu. ''Ali, geliyor Ali, bu defa geliyor, hastaneye gitmemiz lazım.'' Ali Hamza heyecandan ne yapacağını bilemez bir halde bir o yana bir bu yana koşturup duruyordu. Daha önceden hazırlanan doğum çantalarını arabaya yerleştirdi. Yeniden eve gelip eşinin başörtüsünü yapmasına yardımcı oldu. ''Dayan bir tanem, dayan gözümün nuru, hadi gel yavaş yavaş çıkalım evden.'' Sancıdan zor yürüyen Fatıma eşinin elinden destek alarak arabaya bindi. Arka koltuğa oturup dualar etmeye başladı. ''Güzel şeyler düşün, tamam mı? Birazdan hastaneye gideceğiz Allah'ın izniyle ve yavrumuza kavuşacağız. Sen sadece buna odaklan. Olur mu inci tanem? Olur mu can parem?'' ''Haklısın ama çok sancım var. İnşallah doğum dışında bir şey yaşanmaz.'' Ali Hamza kırmızı ışıkta beklerken arkasını dönüp eşine gülümsedi. ''Allah'ın izniyle olmayacak gülüm. Sen bunları dert etme ki bebeğimiz etkilenmeden sağ salim doğum gerçekleşsin. Güzel düşün, bol bol dua et.''